Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf konularından asal sayılar konusunu işleyeceğiz beraber. Kısa bir konu, hemen başlayalım. Öncelikli olarak asal sayı ne demek? Bunu anlamamız lazım. Okuyalım, burada bir örnek var bakın. 1'den 20'ye kadar olan doğal sayıların bölenlerini... Yani çarpanlarını inceleyelim. Bundan önceki konularda çarpanlarını bulmayı anlatmıştım. Ne demekti mesela? 6'nın çarpanlarını bulun dediğim zaman 6 altı yazıp 6'nı çiziyorduk ve tek tek diyorduk ki ne ile neyi çarparsam 6'yı elde ederim. En küçük sayıdan yani 1'den başlıyorduk. 1 çarpı 6. 1'den sonra ne geliyor çocuklar? 2. 2 çarpı 3. 2'den sonra 3 geliyordu. Ama daha önce 3'ü yazdığım için bitti. Yani 6'nın çarpanları nelermiş çocuklar? 1, 2, 3 ve 6. Altı. Yani 6'nın toplam 4 tane çarpanı var. Bakın 6'nın çarpanlarına bakın buradan. 1, 2, 3 ve 6. Yani çocuklar biz burada 1'den 20'ye kadar olan tüm sayıların bütün sayıların tek tek çarpanlarını vermiş buraya yazmışız. Şimdi buradan nereye geleceğiz? Çarpanlarını bulmayı hatırladık. Buradan nereye geleceğiz? Bakın tabloyu incelediğimizde bazı sayılar sadece 1 ve kendisine bölünürken Bazıları ise daha fazla sayıya bölünüyor. Yani bazı sayıların bir tane böleni yani bir tane böleni varken bir ve kendisi olmak üzere iki tane böleni varken bazılarının daha fazla sayıda böleni var. Mesela bakın burada koyu renkli olan 2'nin iki tane böleni var. 1 ve kendisi yani 2. 3'e bakın yine burada iki böleni var. 5'in de iki böleni var. 7'nin de iki böleni var. Ama diğer bu mavi renkli olan kısımların 2'den fazla yani daha fazla sayıda böleni var. Şimdi ne alaka öğretmenim? Bakın şurada bir tanım var. Diyor ki kendinden ve birden başka böleni olmayan sayılara. Bakın kendisi olacak böleni bir de bir olacak. İşte kendinden ve birden başka böleni olmayan sayılara bakın olmayan sayılara asal sayılar deniyor. Yani çocuklar asal sayı olabilmesi için Bölenlerinden sadece 1 olması lazım. Bir de sayının kendisi olması lazım. Hemen bakın burada ne var? 3 üç mesela. 3'ün bölenlerini düşünelim. Neyle neyi çarparsam 3 yapar? 1 ile 3'ü. Üçü. Bakın 3'ün bölenleri 1 ve kendisi. İşte bu şekilde sadece 2 tane böleni olan ve bu bölenleri de 1 ve kendisi olan sayılara asal sayılar diyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklar 2'nin sadece 2 böleni var. 1 ve kendisi. 3'ün de yine 2 böleni var. Bakın 2 3 5 7 bakın 11'in de yine 2 böleni var. 13'ün de 2 tane böleni var. İşte 17 19. 20'ye kadar olan sayılarda 2 böleni olan sayıları tek tek işaretledim. İşte bu işaretlediğim sayıların her birine asal sayı deniyor çocuklar. Tekrar belirtiyorum kendisinden ve birden başka böleni olmayacak. Bakın 4'ün evet kendisi var 4, 1 var ama bir de 2 var. İşte 2 olduğu için 4 bir asal sayı değil. Asal sayı olabilmesi için sadece 1 ve bir de kendisi olması gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim iki çarpanı yani böleni olan sayılar asal sayılardır. E zaten bakın kendisi ve bir dedik. Toplam kaç tane böleni var? Bir burada bir. Burada. İki tane böleni olacak. İşte iki böleni olan sayılara asal sayılar diyoruz. Bakın 2'nin iki tane böleni var. 3'ün iki tane böleni var. Beşin iki tane böleni var. Yedinin iki tane böleni var. Yani asal sayıların iki tane böleni olur çocuklar sadece. Bir ve kendisi. Devam edelim. Asal sayılar 2, 3, 5, 7. Çocuklar 30'a kadar olan asal sayıları ezbere bilmeniz lazım. En küçük asal sayı bakın 2'den başlıyor. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Bir de 29 var. 30'a kadar tabi bu sonsuza kadar gidiyor asal sayılar. Biz 30'a kadar olan asal sayıları ezbere bilmemiz gerekiyor. En küçükten 2'den 30'a kadar olanlar. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ve 29. 30'a kadar olan asal sayıları ezberleyeceğiz. Devam edelim. Bakın önemli bir bilgi. bir asal sayı değildir arkadaşlar. En küçük asal sayı 2'dir. Bakın en küçüğü 2, 2'den başlıyoruz. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Bakın yine burası çok önemli. 2'den başka bakın asal sayılara, bakın 30'a kadar olan asal sayılara bakın arkadaşlar. Çift olan sadece kim var? 2 var. Evet bu da çok önemliydi. 2'den başka çift bir asal sayı yokmuş arkadaşlar. Yani çift olan tek bir asal sayımız var. O da 2. Devam ediyoruz. Şimdi tamam öğretmenim 30'a kadar olanları ezbere bildik. 30'a kadar olan sayıların zaten bölenini yani çarpanını bulmak çok kolay. Peki öğretmenim daha büyük olan sayılar mesela 70, 90 gibi. Ya tek tek ben işte öğretmenim 1'e bölünüyor mu 2'ye bölünüyor mu diye mi düşüneceğim? Hayır çocuklar. Pratik bir yol var. Bakın ne diyor? iki basamaklı bir doğal sayı asal mıdır değil midir diye sorarlarsa 4 tane rakam 4 hatta bunlar da asal rakam bakın çocuklar rakam neydi? 10'a kadar olan sayılarda 9'a kadar 10 değil 9'a kadar olan sayılardan asal olanlar kimler bakın 9'a kadar olanlardan asal olanlar 2 3 5 ve 7 dikkat ettiyseniz buradaki sayılarımızda 2 3 5 ve 7 o halde size iki basamaklı bir sayı sorduğunda asal mıdır değil midir diye sorduğunda siz sadece bu 4 tane sayıyı bölünüp bölünmediğini düşüneceksiniz. Benim e, 6'yı düşünmeme gerek yok mu? 8'e bölünüp gerek yok. Size 2 basamaklı bir sayı verdiğimde sadece 2 bölen olması gerekiyor. Değil mi asal sayıların? 1'e ve kendisine bölünmesi gerekiyordu. İşte siz asal mıdır değil midir diye düşünürken tek tek düşünmek yerine sadece bu 4 rakamı bu 4 rakamda asal rakamlar. Yani 9'a kadar olan asal sayılar çocuklar. Bu dört sayıya bölünüp bölünmediğini düşüneceksiniz. Eğer bunlardan herhangi birine bölünmüyorsa bu sayı asal sayıdır diyeceğiz. Yani bakacaksınız bu 4 sayıya bölünüyor mu bölünmüyor mu? Öğretmenim bölünmüyorsa bu sayı asal sayıdır diyeceğiz. Hemen bakalım. 9 Zaten 30'a kadar ezberleyecektiniz. 9'un bölenlerini düşündüğünüz zaman çocuklar tek tek bölenlerini de bulabilirsiniz. 1 çarpı 9 diye ama gerek yok. Öğretmenim 9 dediğim sayı evet 1'e bölünüyor. Kendisine bölünüyor fakat 1 de 3'e bölünüyor. Sadece 1'e ve kendisine bölünmesi gerekiyordu. İşte 3'e bölündüğü için 9 bir asal sayı değildir. E 1 en küçük asal sayımız kaçtı? 2 idi. Asal sayı değil. E 23 çocuklar bakın 23'ü bölen bir sayı var mı? Sadece 1 bölüyor bir de kendisi 23 bölüyor. Başka bir böleni var mı 23'ün? 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez. Bakın şu 4 sayıyı düşünün. 5'e bölünmez, 7'ye bölünmez. E bunlardan hiçbirine bölünmüyorsa arkadaşlar sadece 1'e ve kendisine bölündüğü için bu bir asal sayıdır. 73'e bakın. Hemen tek tek düşünce zaten bakın 1'e bölünüyor ve her bütün sayılar 1'e ve 73'e bölünüyor. Kendisine bölünüyor zaten. Bunda sıkıntı yok. Başka bir sayıya bölünüyorsa bu bir asal sayı değildir diyeceğiz. İyi de öğretmenim hangi birini düşüneceğiz? Sadece bu 4 rakamı düşünüyorsunuz bakın. Eğer bunlardan birine bölünüyorsa asal değil diyeceğiz ama bölünmüyorsa herhangi birine asal sayıdır diyeceğiz. Düşünelim 73 2'ye bölünür mü? Öğretmenim 73 birler basamağı tek olduğu için 2'ye bölünmez. Tam olarak bölünmez. Burada bölünmekten kastım kalansız bölünme. Öğretmenim 73 3'e bölünür mü? Bakın tek tek bakıyorum. Rakamlarını topladım. 3'e bölünmenin pratik yolu neydi? Rakamlarını topluyorduk. Bölünebilme kurallarını anlattım. 3'e kalansız bölünüp bölünmediğini anlamak için 7 ile 3'ü topladım 10 yaptı. E 10 3'ün katı mı? 3 6 9 12 değil. O zaman 3'e de bölünmez öğretmenim. E 5'e bölünüyor mu? Birler basamağının 0 ya da 5 olması gerekiyordu. E değil. O zaman 5'e de bölünmüyor. E öğretmenim 7'ye bölünüyor mu? 7'ye bölünmenin bir kuralı yok çocuklar. E ne yapacağız peki? 7'nin katı mı değil mi diye düşüneceksiniz. E 7'nin en güzel katı 70 biliyorsunuz. 70'e bir 7 daha eklersem 77 yapar. Yani 73 7'nin bir katı değil. Buradan şunu anlıyoruz. Yani 73 sayısı 7'ye bölünmüyor. E 7'ye de bölünmüyor. Bakın 2'ye bölünmedi, 3'e bölünmedi, 5'e bölünmedi, 7'ye bölünmedi. Başka herhangi bir sayıya bölünüp bölünmediğini düşünmenize gerek yok. E bu 4 tane sayıya bölünmüyorsa bakın nasıl sayıydı bu? Asal sayıydı. Geldik 51'e. 2'ye bölünüyor mu? Bakın birler basamağı tek olduğu için bölünmüyor. Çok güzel. 3'e bölünüyor mu? Rakamlarını topladım 6 yaptı. 6 3'ün bir katı olduğu için 3'e bölünür bu arkadaşlar. E bunlardan herhangi birine bölünmemesi gerekiyordu. 3'e bölündüğü için bu bir asal sayı değildir. Geldik 22'ye. Çocuklar 22 çift sayıdır. Çift sayılar asal sayı olamaz. Sadece 2 asal sayıdır çift olanlardan. Bunun haricindeki çift sayıları düşünmenize bile gerek yok. Direkt asal değildir diyeceksiniz. 19'a geldik. 30'a kadar olanları zaten ezbere bilecektiniz. 2 3 5 7 11 13 17 19. Bakın 19 bir asal sayı. Hemen 33'e geldik bakın. 33 hemen tek tek bu dört rakama bölünüp bölünmediğini düşünelim. 2'ye bölünüyor mu? Öğretmenin tek sayı olduğu için 2'ye bölünmüyor. Güzel. Bunu sağladı. 3'e bölünüyor mu? Bakın rakamlarını toplayın. 6 yaptı. 33 rakamlarının toplamı 6 yaptığı için 6 da 3'ün bir katı olduğu için 3'e bölünür. E bu dört rakamdan birine bölünüyorsa asal sayı değildir. Bakın asal olması için bölünmemesi gerekiyor. Sadece bire ve kendisine bölünmesi gerekiyor. Bunlardan herhangi birine bölünürse asal sayı değildir diyeceğiz. E bu sayı 3'e bölündüğü için asal sayı değil. Geldik 91'e. Bakın 91 en çok karıştırılanlardan bir tanesi. Sanki bölünmüyormuş gibi, sanki asal sayıymış gibi geliyor herkese. Ama düşünelim. Çift bakın iki basamaklı olduğu için bu dört rakamı düşüneceğim. Ya ben bu dört rakamı bilmeseydim ya bu sayı ikiye bölünüyor mu, üçe bölünüyor mu, dördü hepsini tek tek düşünmek çok zor. Biz sadece bu dört rakamı düşüneceğiz. Evet 91 ikiye bölünüyor mu? Hayır öğretmenim tek sayı olduğu için ikiye bölünmüyor. Çok güzel. 3'e bölünüyor mu? Rakamlarını topladım 10 yaptı. 13'ün katı değildir. Yani 3'e de bölünmüyor. Peki 5'e bölünüyor mu? Bakın birler basamağının 0 ya da 5 olması gerekiyordu. E 0 ya da 5 olmadığı için 5'e de bölünmez. Çok güzel. Hiçbirine bölünmedi. O zaman asalmış gibi geliyor, değil mi? Bir de 7'ye bakın. Çocuklar 91 7'nin bir katı mı? 7'nin en güzel katı 10. katıydı. 70 diyelim. 70'ten yukarıya 7 7 sayalım bakın. 70 7 daha ekledim. 77. 7 daha ekledim. Ne yaptı? 84. 7 daha ekledim. 91. Yani 91 7'nin bir katı. O da şu anlama geliyor. Demek ki 91 sayısı 7'ye bölünüyor. e 91 7'ye bölünüyorsa asal sayı değildir çocuklar. Çünkü asal olması için hiçbirine bölünmemesi gerekiyordu. E, 97'ye geldik. Bakın bu da çok önemli bir sayı. sayı. Neden öğretmenim? Çocuklar 97... En büyük bakın iki basamaklı iki basamaklı en büyük asal sayıdır. Bunu unutmayın. İki basamaklı en büyük asal sayı 97'dir. Çünkü arkadaşlar 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünmez, 7'ye bölünmez. Siz tek tek düşünün. Hiçbirine bölünmediği için 97 bir asal sayıdır. Hatta iki basamaklı en büyük asal sayıdır. Bu da yine çok çıkacak bakın. Şöyle soracak. İki basamaklı en büyük asal sayı kaçtır? 97. Öğrendik. 91 bir asal sayı mıdır? Hayır öğretmenim. 7'ye bölündüğü için asal sayı değildir diyeceksiniz. Geldik 71'e. Bakın 71 şöyle düşünelim. Biraz aşağı indirelim. Burada görüntüm olabilir. 71 sayısı arkadaşlar 2'ye bölünüyor mu? Tek olduğu için bölünmüyor. 3'e bölünüyor mu? Rakamlarını topladım. 8 yaptı. 3'ün bir katı olmadığı için bölünmüyor. 5'e bölünüyor mu? Öğretmenim 0 ya da 5 olması gerekiyordu. Olmadığı için 5'e de bölünmüyor. Peki 7'ye bölünüyor mu? Yani 7'nin bir katı mı? 7'nin en güzel katı 70. 70'den sonra 77 geliyor. Yani 71 7'nin bir katı değil. Yani 71 7'nin bir katı olmadığına göre 7'ye de bölünmüyor. E hiçbirine bölünmüyorsa bu nasıl bir sayıydı? Asal sayıydı arkadaşlar. Geldik 57'ye. Bakın hemen yapalım, hemen yapalım. 57, 2'ye bölünüyor mu? Tek sayı olduğu için bölünmüyor öğretmenim. 3'e bölünüyor mu? Rakamlarını toplayın bakın 12 yapıyor. 12, 3'ün bir katıdır. Yani 3'e bölünür. 3'e bölündüğü için asal sayı değildir arkadaşlar. O halde şu ana kadar ne öğrendik? Asal sayı dediğimiz şeyin sadece 2 böleni olur. Yani sadece 2 tane sayı bölmesi gerekiyor asal sayıları. Kim? Birisi kendisi, bir diğeri de bir kendisi ve birinin haricinde hiçbir zaman bir böleninin olmaması gerekiyor. Yani o sayıyı bölen bir sayının olmaması gerekiyor. E, çok büyük sayılarda, iki basamaklı sayılarda asal mıdır değil midir diye düşünürken dört tane asal rakam var biliyorsunuz. Bu dört tane asal rakama bölünüp bölünmüyor mu diye düşüneceğim. 2'ye, 3'e, 5'e ve 7'ye. Eğer bunlardan hiçbirine bölünmüyorsa asal sayıdır diyeceğim. Ama bunlardan bir tanesine bile bölünüyorsa asal sayı değildir diyeceğiz arkadaşlar. Geldim örneğime. Diyor ki iki basamaklı 8a sayısı bir asal sayıymış. Bakın 8a sayısı bir asal sayıymış. A yerine kaç tane rakam gelebilir diyor. Düşünelim. En küçükten başlayalım. A yerine 0 koyarsam çocuklar bu sayı ne olur? 80 olur değil mi? Peki 80 çift sayı olduğu için bakın iki basamaklı sayılarda hangi rakamlarını düşünüyordum? 2'ye bölünüyor mu? 3'e bölünüyor mu? 5'e bölünüyor mu? 7'ye bölünüyor mu? Hiçbirine bölünmezse asal sayıdır diyorduk. 80 dediğim sayı çift sayı olduğu için 2'ye bölünür. Bölündüğü için bu bir asal sayı değildir. Zaten çift sayılar asal sayı olmuyordu arkadaşlar. Devam ediyorum. A'ya 1 dersek arkadaşlar sayımız 81 olur. 81 2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor öğretmenim. Çok güzel. 3'e bölünüyor mu çocuklar? Bakın 81 rakamların toplamı 9 yapıyor. Yani 3'e bölünüyor. 3'e e bölündüğü için bu bir asal sayı değildir arkadaşlar. Asal olması için bunların hiçbirine bölünmemesi gerekiyordu. Devam. 82, 84, 86, 88 yani A yerine 2 4 6 8 koyduğumda hiç düşünmenize gerek yok. Bunlar çift sayı olduğu için asal sayı olmuyordu. O yüzden bunları direkt eleyelim. Geriye ne kaldı arkadaşlar? A 3 olursa 83 olur. 83 bir asal sayı mı düşünelim? Bakın hemen yapalım. 2'ye bölünmüyor 83. 3'e bölünüyor mu? Rakamlarını toplayın. 11 yapar. 11 3'ün bir katı mı? Hayır. E 3'e de bölünmüyor. E bu 5'e de bölünmüyor. 7'yi düşünelim bakın. 83 acaba 7'nin bir katı mı? 7'nin en güzel katı 70'ti. 77 84 yaptı. Yani 83 yapmadı. Yani 7'nin bir katı değil 7'ye de bölünmüyor. İşte arkadaşlar 83 sayısı hiçbirine bölünmediği için asal sayıdır. Tamam ilk olan asal sayımızı bulduk. O halde A dediğim sayı bakın 3 olabilir. Çünkü 3 olduğu zaman sayımız 83 oluyor ve bir asal sayı oluyor. E 4'ü düşünmemize gerek yoktu zaten. Geldik 85'e yani A 5 olursa ne olur? Bakın 5 olursa zaten bu direkt 5'e bölündüğü için asal sayı değildir diyeceksiniz. Diğerlerini düşünmemize bile gerek yok. 87'ye bakalım arkadaşlar. 5 olabilir dedik. A 6 dedik. Şimdi 7. Acaba 7 olabilir mi? Düşüneceğiz. 2'ye bölünüyor mu? Hayır öğretmenim. Tek sayı 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünüyor mu? Rakamlarını toplayın. Bakın 15 yaptı. 15, 3'ün bir katı olduğu için 3'e bölünür. Bölündüğü için asal sayı değildir arkadaşlar. E 8 zaten olmuyordu. 88 çift olduğu için bir tane kaldı. 9 olursa sayımız 89 olur. 89'u düşünelim. 2'ye bölünüyor mu acaba? E çift olmadığı için bölünmüyor. Tamam. 3'e bölünüyor mu? Rakamlarını toplayın. 17 yaptı. 3'ün katı olmadığı için 3'e de bölünmüyor. 5'e bölünüyor mu? Son rakamı 0 veya 5 olmadığı için 5'e de bölünmüyor. 7'ye bölünüyor mu? Yani bu sayı 7'nin bir katı mı? 7'nin en güzel katı 70'ti. 77, 84, 91. Yani 89 7'nin bir katı değil. Yani 7'ye de bölünmüyor. E bunlardan hiçbirine bölünmediği için 89 sayısı nasıl bir sayı? Asal sayı. O zaman A yerine arkadaşlar 3 de gelebilir. 9 da gelebilir. Kaç tane rakam gelebilir diyordu? 2 tane ...diyeceğiz arkadaşlar. Tek tek düşüneceksiniz. İşte bu 4 rakama bölünüyor mu... ...bölünmüyor mu diye. Geldik bir sonraki soruya. İki basamaklı... ...B7 sayısı... ...asal sayı ise... ...B yerine yazılabilecek rakamlar. Biraz öncekine çok benziyor bakın. B7 bir asal sayıymış. Bakın arkadaşlar. Bu sayı asal sayı olmak zorundaymış. B yerine ne gelebilir diyor. Tek tek düşünelim. B yerine 1 gelirse... ...sıfır gelemez değil mi? Sıfır dediğim zaman bakın... Bu arada biraz önceki soruda sıfırdan başladım. Tamam sıkıntı yok. B yerine sıfır yazarsam arkadaşlar hiç düşünmemize bile gerek yok. 07 olur. 07 sayısı iki basamaklı olmadığı için sıfırı hiç düşünmeyin. O yüzden birden başlıyoruz. İki basamaklı dediği için birden başlıyorum. E, B'ye 1 dersem sayımız 17 olur. Peki 17 bir asal sayımı 30'a kadar ezbere bilecektiniz. 2-3-5-7-11-13-17 bir asal sayıdır. 17 bir asal sayıdır. Hiç düşünmemize gerek gerek yok yani adet B dediğim sayı 1 olabilir peki B dediğim sayı 2 olursa sayımız 27 olur acaba 27 bir asal sayı mı neydi bizim o 4 rakamımız 2 3 5 ve 7'ye bölünüp bölünmediğini düşüneceğim düşünelim 27 2'ye bölünüyor mu tek sayı olduğu için 2'ye bölünmez 27 3'e bölünüyor mu bakın rakamlarını toplayın 9 yaptı yani 3'e bölünüyor arkadaşlar. 3'e bölündüğü için asal sayı değildir. Yani A şey işte B dediğim sayı 2 olamaz. Devam edelim. B'ye 3 dersem sayımız 37 olur. Peki 37 bir asal sayı mı? Düşünelim. 2'ye bölünüyor mu? Hayır öğretmenim. Tek sayı. 3'e bölünüyor mu? Rakamlarını toplayın bakın. 10 yapıyor. 10 3'ün katı olmadığı için bölünmüyor. 5'e bölünüyor mu? E son basamağı 0 ya da 5. Zaten hepsi 7 olduğu için son basamağı 5'e bölünmez. Peki 7'ye bölünüyor mu? 37 7'nin bir katı mı? 7 14 21 28 35 yapıyor. 37 yapmıyor. 7'ye de bölünmüyor. İşte bu 4 rakama bölünmediği için 37 sayısı bir asal sayıdır. Yani B dediğim sayı o zaman 3 de olabilir arkadaşlar. Devam edelim. Geldik B'ye 4 dersem bakın sayımız 47 olur. B 4 dediğinde 47 olur. Peki 47 bir asal sayı mı? 2'ye bölünüyor mu? Hayır öğretmenim, tek sayı. 3'e bölünüyor mu? Rakamlarını toplayın bakın 11 yaptı 3'ün katı değil 3'e de bölünmüyor. 5'e e bölünüyor mu? Hayır öğretmenim son basamağı 0 ya da 5 olması gerekiyordu. 7'ye bölünüyor mu? Hayır 7'nin bir katı değil. Bunların hiçbirine bölünmediği için 47 bir asal sayıdır. O zaman B dediğim sayı 4 de olabilir arkadaşlar. Devam ediyoruz. B 5 olabilir mi? Bakın 57 olur 5 dersem sayımız 57 sayısı 2'ye bölünmüyor. Fakat 3'e rakamlarının toplamı 12 olduğu için 3'e bölünüyor. Yani asa sayı değildir arkadaşlar. 6 olursa sayımız 67 olur. Düşünelim tek tek. 2'ye bölünmüyor öğretmenim. 3'e bölünüyor mu? Rakamlarını toplayın 13 yaptı. 3'e de bölünmüyor. 5'e e de bölünmüyor son rakamından dolayı. 7'ye bölünüyor mu? 67. 7'nin bir katı mı? 7 kere 10 70 yapıyor. Bakın 7 kere 9 da 63 yapıyor. Yani 67 yapmıyor. O yüzden 7'ye de bölünmüyor. E bunlardan hiçbirine bölünmediği için o zaman 6 olabilir. Yani B dediğim sayı 6 da olabilir. Devam ediyoruz. Peki 7 olabilir mi B dediğim sayı? 7 dersen bakın 77 yapar. Evet 77 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e bölünmez. Fakat 7'ye bölünür çocuklar. Yani 7'ye bölündüğü için bu bir asal sayı değildir. Geldik 87'ye. Yani B dediğim sayı 8 olursa. 2'ye bölünmüyor 87 ama 3'e bölünüyor mu? Bakın rakamlarını toplayın. 15 yapıyor. 15 3'ün katı olduğu için 3'e bölünür. E bunlardan herhangi birine bölünürse asal sayı olmuyordu. Geldim 97'ye. Çocuklar 97 neydi? Yani B yerine 9 dersem sayımız 97 olur. 97 2 basamaklı en büyük asal sayıydı. O yüzden direkt tık atın buna. Yani 9 da ola bilir. E bize neyi soruyordu? B yerine ne olabilir diyordu. O zaman B yerine çocuklar 1 olabilir. 3 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir. Bir de kaç olabilir? 9 olabilir. O zaman B yerine gelebilecek rakamlar bunlarmış arkadaşlar diyoruz. Devam ediyoruz. Geldik. 70 sayısından en az kaç çıkarıldığında bakın sayımız 70, en az kaç çıkarıldığında bir asal sayı elde edilir? Şimdi en az dediği için en küçükten başlayacağım. Mesela 70'ten e sıfırı çıkardığımda yine 70 yapar. E 70 bir asal sayı değildir. Ben asal halde etmeye çalışıyorum. E 70'ten en az dediği için çocuklar en küçük sayı çıkar. Yani en küçük sayıyı çıkarmam lazım. Sıfırdan başladım olmadı. 70'ten 1'i çıkarırsam bakın 69 yapar. Asal sayı olması gerekiyordu. 69 bir asal sayı mı? Düşünelim. 2'ye bölünmüyor öğretmenim. 3'e bölünüyor mu? Neydi o alt 4 tane rakam? 2, 3, 5 ve 7'ye bölünüp bölünmediğini düşüneceğim. 2'ye bölünmüyor. Tek. 3'e bölünüyor mu? Rakamlarını toplayın bakın. 15 yapıyor. 15 3'ün bir katıdır. Yani 3'e bölünür. 3'e bölündüğü için asal sayı değildir. Tekrar 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 söylüyorum. Bunlardan hiçbirine bölünmemesi gerekiyor asal olması için. Eğer bunlardan bir tanesine bile bölünürse asal sayı değildir. Bakın bu sayı 69 sayısı 3'e bölündüğü için asal değildir dedim. Peki öğretmenim 70'ten 2'yi çıkarırsam 68 yapar. Çocuklar çift sayılar zaten asal sayı olmuyordu. Sadece 2 çift olup da asal sayıydı. O yüzden hiç düşünmeyin. 70'ten 3'ü çıkarırsam bakın 67 yapar. Hemen bakalım. Acaba asal sayı mı? 2'ye bölünmüyor. Tek çünkü. Son birler basamağı. 3'e bölünüyor mu? Rakamlarını toplayın. 13 yaptı. 13, 3'ün bir katı değildir. Bölünmüyor. 5'e bölünüyor mu? Birler basamağına bakın. 5'in bir katı mı? Yani 0 ya da 5 olması gerekiyordu. Hayır öğretmenim. O da değil. Peki 7'ye bölünüyor mu? Bakın arkadaşlar. 7'nin bir katı mı? 7 kere 10, 70. 7 kere 9, 63. Yani 67, 7'nin bir katı değil. O zaman 7'ye de bölünmüyor. E çocuklar bunlardan 4'üne de bölünmezse bu sayıyı nasıl sayıyorduk? Asal sayı. E benim amacım asal sayı elde etmekti. Asal sayı elde ettim. Bakın 67'yi elde ettim. Peki soruda bize hangi asal sayıyı elde edebilirsin diye mi soruyordu yoksa en az kaç çıkardığında mı diye soruyordu? Yani adam bize çıkardığımız sayıyı soruyordu. Yani arkadaşlar şunu soruyordu. Demek ki en az kaç çıkarmamız gerekiyormuş arkadaşlar. 3 çıkarmamız gerekiyormuş ki ben bir asal sayı elde edebileyim. Yani cevap 3 arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geldik diğer örneğimize. Şimdi bu konu önemli. Neden önemli? Yine bu konu 8. sınıf konularından biri aslında. O yüzden temelini iyi öğrenmemiz gerekiyor. 100'den küçük en büyük asal sayı ile... ...100'den büyük en küçük asal sayının toplamı kaçtır? Önce şunu yapalım. Yüzden küçük en büyük asal sayı çocuklar yüzden küçük demek iki basamaklı demek ve bunların içerisinden en büyüğü aslında şunu soruyor size en büyük iki basamaklı asal sayı. E bunu söylemiştim iki basamaklı en büyük asal sayımız kaçtı? 97 idi. 99 ve 98 olmaz çünkü 99 3'e bölünüyor. O yüzden asal değildir. E 98 de çift olduğu için asal değildir. Yani iki basamaklı en büyük asal sayı 97 idi geldik buna 100'den büyük en küçük. Bunu tek tek düşüneceğiz. Şimdi bakalım. 100'den büyük en küçük dediği için önce 101'i düşünelim. Acaba 101 bir asal sayı mı? Şimdi arkadaşlar 101. Şimdi iki basamaklı olduğunda hangi sayılara bölünüp bölünmediğine bakıyordum? 2 3 5 ve 7. Çocuklar sayımız 3 basamaklıya çıktığı zaman bir de bunun sonuna aslında yine 7'yi düşünebilirsiniz. Yani 7'den sonraki asal sayımız 11 ama bir de 11'e bölünüyor mu bölünmüyor mu diye de düşünebilirsiniz. Yani iki basamaklı olduğunda şu 4 sayıyı bölünüp bölünmediğini düşünün. Sayınız biraz büyürse 7'den sonraki asal sayıyı da yani 11'e de bölünüyor mu bölünmüyor mu diye düşünebilirsiniz. Devam edelim bakın 101 2'ye bölünmüyor öğretmenim. Çünkü tek sayı. 3'e bölünmüyor öğretmenim. Rakamlarının toplamı çünkü 2 yapıyor. 3'ün katı değil. E 5'e de bölünmüyor. 7'ye bakalım. 7'nin bir katı mı çocuklar? 70'ten başlayalım. 77, 7'şer 7'şer sayıyoruz. 84, bir 7 daha ekledim. Bir 7 daha ekledim. 91, bir 7 daha ekledim. 98. Bir 7 daha eklersem 105 yaptı. Yani 101 7'nin bir katı da değil. E 7'ye de bölünmüyor. E geldik bir de 11'i düşünün çocuklar. 11'in bir katı mıdır acaba 101? 11'e bakın 10 ile çarparsam 110 yapar olmaz. 9 ile çarparsam 99 yapar. Yani 101 11'in de bir katı değil. Öğretmenim bunlardan hiçbirine bölünmüyorsa o zaman bu bir asal sayıdır. Süper. O zaman çocuklar 100'den büyük en küçük asal sayımız kaçmış? 101. E o zaman şöyle diyebilir miyiz? 3 basamaklı 3 basamaklı en küçük asal sayıyı da öğrendiniz. 3 basamaklı en küçük asal sayımız kaçmış? 101. E 97 de zaten 2 basamaklı en büyük asal sayımızdı. İşte bunların toplamını soruyor çocuklar. 97 ile 101'i topladığımızda 198 yapıyor. Cevabımız 198. O zaman şöyle bir bilgiyi toparlayalım. Size 2 basamaklı en büyük asal sayı kaçtır diye sorarsa 97 diyeceksiniz. İki basamaklı en küçük asal sayı nedir diye sorarsa, asal sayıların iki basamaklı düşünün. Neydi? 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye gidiyordu. İki basamaklı en küçük asal sayımız o zaman 11. Üç basamaklı en küçük nedir diye sorarsa, o da neymiş arkadaşlar? Öğrendiniz. Üç basamaklı en küçük asal sayımız 101'miş diyoruz arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır devam ediyorum. Geldim bu sorumuza. Bu da sonuncu olması lazım. Yok, birkaç tane daha var arkadaşlar. Evet, geldik 8 bu soruya. İki basamaklı bakın, iki basamaklı en küçük asal sayı biraz önce söyledim. İki basamaklı en küçük asal sayımız kaçtı? 11'di. İle 60'tan büyük en küçük asal sayı. Şimdi 60'tan büyük dediğine göre tek tek düşüneceğim. Acaba 60 en küçük dediği için en yakından başlıyorum. 61 olabilir mi? Tek tek düşünelim. 2'ye bölünüyor mu? Hayır öğretmenim. Tek olduğu için 2'ye bölünmüyor birler basamağı. 3'e bölünüyor mu? Rakamlarını toplayın. 7, 3'ün katı değil. O zaman 3'e de bölünmüyor. 5'e bölünüyor mu? Birler basamağı 0 ya da 5 olmadığı için 5'e de bölünmüyor. Peki 7'ye bölünüyor mu çocuklar? 7'nin bir katı mı? 7 kere 9, 63 yapıyor. Yani 7'ye de bölünmüyor. O zaman 60'tan büyük en küçük asal sayımız da kaçmış? 61. E i̇ki basamaklı en küçük asal sayımız da 11'di. Bu ikisinin toplamını soruyor. 61 ile de 11'i toplarsam 72 yapıyor cevabımız arkadaşlar. Kolay bir soru. Geldim bir diğer örneğimize. İki doğal sayının çarpımı 37 ise bu doğal sayıların toplamı kaçtır? Bakın şimdi bir çarpma işlemi var arkadaşlar. Bu çarpma işleminde iki tane sayı var. Bunun çarpımı 37'ymiş. Size diyor ki bu doğal sayıların yani çarptığımız sayıların toplamını soruyor arkadaşlar. Şimdi dikkat ettiyseniz biz aslında şu çarptığımız sayılara ne, diyorduk? Çarpan. Aslında adam bize 37'nin çarpanlarını soruyor. E biz 37'nin çarpanlarını şöyle bulmuyor muyduk? Ne ile neyi çarparsam 37 yapar. En küçükten başlıyordum. 1 çarpı 37. Birden sonra 2 geliyor. 2 ile bir şeyi çarparsam 37 olmaz. 3 ile bir şeyi çarparsam 37 olmaz. 4 ile bir şey. Çocuklar 37 bir asal sayıdır. Düşünün bakın 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 5'e bölünmüyor, 7'ye bölünmüyor. 37 bir asal sayı olduğu için sadece 1'e ve kendisine yani 37'ye bölünür. Bu da şu anlama geliyor. 37'nin iki tane böleni vardır. Yani iki tane çarpanı vardır. 1 ve 37 başka bir şey düşünmenize gerek yok. Asal sayıların böleni sadece 1 ve kendisidir. Yani o zaman buraya bölenleri yerine yani çarpanları yerine 1 ve 37'den başka hiçbir sayı gelmez. Çünkü 37 bir asal sayıdır. O yüzden iki böleni vardır. 1 ile 37. E diğerlerini düşünmenize bile gerek yok. Çünkü yoktur. E buna göre bize bu da bu da bu doğal sayıların toplamını soruyordu. Ne kadar tekrar Bir Bu doğal bu doğal diye. Bize bu sayıların toplamını soruyordu. 1 ile 37'yi topladığımda 38 yapıyor arkadaşlar. Yani şunu bu sorudan şunu öğrendik. Adam size bir asal sayı verirse bakın bu bir asal sayı. Bunu aslında ilk düşünmemiz gerekiyordu. Acaba bu asal sayı mı diye. Size bir asal sayı verdiğinde çarpanlarını sorarsa siz ilk şuna bakın. Bu bir asal sayı mı? Yani size bir sayı verdiğinde çarpanlarını sorarsa bu bir asal sayı mı diye düşünün. Eğer asal sayıysa hiç öyle çarpanlarını tek tek düşünmenize gerek yok. Asal sayıların sadece iki tane çarpanı vardır. Bunlardan birincisi bir. Diğeri de kendisi yani 37. Hemen bakın bununla ilgili bir örnek daha sorayım size. Bir tane asal sayı söylüyorum. 19 mesela. 19'un çarpanlarını bulun dediğimde ne yaparsınız? Hiç düşünmenize gerek yok. Sadece 1'e bir de 19. Yani 1 çarpı 19. Başka bir böleni yani çarpanı yoktur arkadaşlar. 19 bir asal sayı olduğu için. Ama asal olmayan bir sayı olduğunda 2'den fazla çarpanı oluyordu. Asal sayıların sadece 2 tane böleni yani çarpanı oluyordu arkadaşlar. O halde cevabımız burada 38'miş. Geldik son sorumuza. 70 ile 90'ın arasında kaç tane asal sayı vardır? Öğretmenim tek tek düşüneceğiz mi? E bir birazcık düşüneceğiz ama bunu pratik bir şekilde düşüneceğiz. 70 ile 90'ın arasındaki sayıları bir yazalım. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Bunu pratik yolunu göstereceğim şimdi bakın ama şöyle bir yazalım hepsini tek tek. 84, 85, 86, 87, 88, 89 arasında dediği için 90 olmaz. Şimdi öğretmenim bunların hepsi iki basamaklı bir sayı biliyorsunuz. Asal olup olmadığını bilmek için ne yapıyorduk? 4 tane rakam vardı. 2 3 5 ve 7. Bu bizim anahtar sayılarımız. Bunlara bölünüp bölünmediğini düşünüyordum. E, öğretmenim hepsini tek tek ikiye, 3'e bölünüyor mu diye düşüneceğim mi? Hayır çocuklar. E, bir sayı ikiye bölünüyorsa bu sayı 2'nin katı demektir. O zaman siz burada 2'nin katı olanlar hepsi ikiye bölündüğü için e, bunları eleyeceksiniz. Çünkü ikiye bölünüyorsa asal sayı değildir. Ne demek istiyorsun öğretmenim? Bakın 72, 74, 76, 70, e, 78, 80, 82, 84, 86, 88 dikkat ettiyseniz bunlar 2'nin katları yani 2'şer 2'şer saydığınızda bunlar 2'nin katları. 2'nin katları olan sayıları eleyeceksiniz. Çünkü bunlar 2'ye bölünüyor. O yüzden asal sayı değildir. Biz asal olanları bulmaya çalışıyoruz. E, devam edelim. Şimdi de diğer rakamımız kaçtı? 3. 3'e bölünüp bölünmediklerini tek tek düşünmek yerine 3'ün katları olanlarını bulalım. Bunları eleyelim. Çünkü 3'ün katları 3'e bölünüyordur. Bunlar asal sayı olamaz diyeceğiz. E, 3'ün katlarını düşünelim. 3'ün en güzel katı 30'du. 60 da biliyorsunuz 3'ün bir katı. 60'tan başlayalım 3'e 3'er saymaya. 63, 66, 69, 72 zaten çizmişiz. Gerek yok. Bu zaten asal değilmiş. Bir 3 daha ekledim. 75 eledim. Çünkü 3'e bölünüyor. Bir 3 daha ekledim. 78 zaten elenmiş. Bir 3 daha ekledim. 81 bakın eledim. Çünkü 3'e bölünüyor. 3'ün katı. Bir 3 daha ekledim. 84. Bir 3 daha ekledim. Bakın 87 eledim. İşte bu turuncu ile elediklerim de 3'ün katları. Yani 3'e bölünüyor. E bunları da eledik. Çünkü asal olması için bunların hiçbirine bölünmemesi gerekiyordu. E şimdi de 5'in katlarını eleyelim arkadaşlar. Yani 5'e bölünenleri. Yani 5'in katlarını düşünün. 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 60. Hızlı geçtim. 65, 70 yok. 75 zaten elemişiz. 80 zaten elemişiz. 85 eleyin arkadaşlar. Çünkü 5'e bölünüyor. 85'ten sonra 90 zaten orada yok. Tamam. 5'e bölünenleri de eledim. Şimdi geldik sonuncusu 7'ye bölünenler. 7'ye bölünenleri de eledik mi geriye kalanların hepsi bunlara bölünmüyor demektir ve asal sayı demektir. 7'ye bölünen demek 7'nin katları demek biliyorsunuz. 7'nin katlarını eleyeceğiz. 7'nin en güzel katı 70'ti. 70'ten devam edin. 77 biliyorsunuz 7'nin bir katı yani 7'ye bölünür eleyin. 84 zaten elenmiş. Bir 7 daha eklersen 91 zaten yok. İşte çocuklar geriye kalan 71 73, 79, 83 ve 89 sayısı 2'nin, 3'ün, 5'in ve 7'nin katı değil. Yani bunlardan herhangi birine bölünmüyor. E bölünmediği için de demek ki bu sayıların hepsi nasıl sayılar arkadaşlar? Bunların hepsi asal sayılar. Kim onlar? 71, 73, 79, 83 ve 89. Kaç tane? 5 tane diyoruz arkadaşlar. Yani tek tek bölünüp bölünmediğini düşünmek yerine böyle hani iki tane sayı verip hangileri asaldır kaç tane asaldır diye düşünmek yerine bu dört tane rakamın katı olanları eleyin geri kalanlar asaldır deriz arkadaşlar. Evet asal sayılar konumuz bu kadar kolay gelsin.